Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Evet. Ben Eylem Baran. Bu organizasyonda bugünün moderatörü olarak karşınızdayım. Şu an karşınızda gördüğünüz 5 ekip arkadaşım, ben dahil 5 kişi. Bizler Omron Türkiye'nin makine emniyet ekibi olarak kendimizi lanse ediyoruz. Aramızda hepimiz çok kıymetli, çok değerli tecrübelere sahip insanlarız. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 3 yıl olacak Omron'dayım. Pazarlama departmanındayım. Makine emniyetiyle ilgili ürün pazarlama müdürü olarak görev yapıyorum. O sebepten burada şu an bu ekibin bir üyesiyim. Ekibimizde 2 tane makine emniyet uzmanımız, bir tane makine emniyet danışmanımız ve bir de makine emniyet ürün gruplarının teknik destek uzmanı, mühendis arkadaşımız var. Şimdi benim ekranımda gördüğüm gibi sol baştan başlayarak sayacağım. En solda ben Erhan Bey'i görüyorum. Erhan Bey, Omron'un aslında aramızdaki en gediklilerinden. Çünkü hiçbirimiz Omron'dayken o da buradaydı. O kendisinden illaki bahsedecektir ama şu anda aramızdaki çok kıymetli makine emniyet uzmanı arkadaşımız kendisi. Yaklaşık 2 yıl oldu değil mi seninle yeni bu görevinde birlikte koşmaya başladınız? Makine emniyet tarafında evet. Ondan önce teknikte yine beraber şey yapmıştık. Evet. Ben yeni başladığımda bana ürün gruplarını ilk anlatan Erhan Bey'di. Sonra bir askere gitti, geldi. Sonra yeni pozisyonuyla aramıza devam ediyor. Yine devam edeceğim soldan devam ederek. Ergin Bey var. İkinci sırada Ergin Göral. Ergin Bey'le neredeyse aynı yakın zamanlarda işe başladık. Birbirimize yoldaş olduk diyeyim. Beraber çözdük birçok teknik konuyu. Kendisi şu an teknik destek departmanında ve makine emniyeti ürün gruplarının teknik desteğini vermekte. Hafta içi sabah 8 akşam 5 kendisine Omron şirket hatlarından ulaşabilirsiniz ve maksimum faydayı sağlayabilirsiniz. Kendimi geçiyorum. Bir yanımda Mecnun Bey var. Mecnun Beycan kendisi benim en uzun süredir çalıştığım iş arkadaşım. Birlikte oldukça uzun mesai harcadık. Yaklaşık 5-6 yıldır kendisiyle ortak mesaimiz var. Farklı şirkette başlayıp yine aynı şirkette devam ettiğimiz. Kendisi de çok kıymetli bir makine emniyeti uzmanı arkadaşımız. Sürekli sahalardan tanıyorsunuzdur kendisini. Türkiye'de dokunmadığı, gitmediği ilçe yoktur. Makine emniyeti mevzubahisi olduğunda şu anda aramızda en çok bilinen arkadaşımız diyebilirim. Onun da bir yanında Halil Bey var. Aramızdaki tek mavi boncuk, nazar boncuğumuz şu anda mavi tişörtünü giymiş. Yine kendisiyle uzun süreli mesaimiz olmuştur. İki farklı şirkette benzer pozisyonlarda çalışmıştınız. Kendisi ekibimizin tek makine emniyet danışmanı. Konusunda alanında oldukça uzmandır. 8-9 yıllık tecrübeye sahiptir ve gözünüz kapalı makinelere emanet edebileceğiniz bir kişi kendisi, konusunda uzman. Gördüğünüz gibi makine emniyeti denince gerek ürün, gerek teknik destek, gerek sahada böyle acil durum ilk yardım desteği gerekse de makinalarınızın danışmanlık hizmetleri çerçevesinde raporlanması gibi süreçlerde her konuda destek verebilecek çok geniş kapsamlı bir ekibiz burada. Omron olarak makine emniyetinde tabuları yıkmaya geldik biz. Bu mottoyla karşınızdayız. Şu anda artık makine emniyeti denince aklınıza gelen ekiplerden biri olduğumuzu biliyoruz. Ekibimiz böyle. Şimdi yavaş yavaş sunuma da geçelim. Ben sunumun başında küçük bir sayfalık bir sunum yapacağım. Ardından konuyu Erhan Bey'e devredeceğim. Kameraları da kapatalım isterseniz. Aynı zamanda hızdan da yemeyelim. Evet, Ekran bir de rahatlatsın. zaman zaman netlik kaybolabilir. En az 2 megabit bir internet hızına sahip olmanız lazım. Bununla alakalı da duyurumuzu yapalım. Ben kameramı kapattım. Şimdi Eylem Bey ile Evet. Evet, başlıyorum. bugün karşınızda makine emniyetinde sıkça sorulan sorular webinar serisinin birincisiyle karşınızdayız. Neden birincisi ya da neden serisi? Bu çünkü bizim sahada uzun yıllardır sahada görev aldığımız için bu konuyla ilgili duyduğumuz bir sürü soru vardı. Biz de bu dönemde evde
kalmak zorunda kaldığımız bu dönemde herkese faydalı olabilecek hap bilgileri detaylarıyla arkasındaki arka planda koşan mantık, standartlar ya da yönetmelikleri de dayandırarak detaylıca anlatmak istediğimiz bir silsile oluşturalım dedik. İlk olarak belirlediğimiz soru da işte kaç tane emniyet ekipmanını birbirine seri bağlayabilirim? Öncelikle kendimden bahsedeyim. Dediğim gibi makine emniyet ekipmanları da dahil olmak üzere sensörler ve görsel denetim sistemlerinin ürün pazarlama müdürüyüm. Şimdi başlamadan önce bir sound check yapacağız. Ben burada sound check mikrofon geldikten sonra iki arkadaşımdan benim duyup duymadıklarını teyidini isteyeceğim. Çift kanal bir teyit. Evet arkadaşlar, en az iki kişi bana ses verebilir mi? Evet Eylem Bey, duyuyorum. Evet. Erhan Bey ve Mecnun Bey'i duyduk. Dediğim gibi bugün burada makine emniyetinden bahsedeceğiz ve biz sunuşu anlatırken verimliliği arttırmak adına soruları en sona bırakmayı düşündük. Bu yüzden sorularınız olursa sağda altta bulunan questions kısmından bize iletebilirsiniz. Webinarın kaydını almaya çalışmanıza gerek yok ya da screenshotlar ya da fotoğraf çekmenize gerek yok. Webinar tamamlandığında otomatik kaydı e-mail adreslerinize link olarak gönderilecek. Oradan indirebileceksiniz. Bunun dışında da makine emniyeti alanında Omron'a dair merak ettiğiniz ya da bize danışmak istediğiniz herhangi bir şey olursa safety.tr eu.omron.com adresinden bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Şimdi bir anketimiz var. Tek soru. Bu anketin akabinde Erhan Bey devralacak. Ben sözü ona bırakacağım. Evet. Sorumuz açık ve net. Sizce kaç adet emniyet ekipmanı birbirine seri bağlanabilir? Evet Erhan Bey, mikrofon sizde. Ben şimdi katılımcılara sordum şu an soruyu. Sağ tarafta oylayabilirsiniz arkadaşlar. Oylar artıyor şu an gittikçe. Katılım yüksek. Biraz daha bekleyelim. Evet. 3 diyenler var. Sanırım şeyde bir yanlışlık var. Biz 3, ekranda 5 ama orada 15 gözüküyor. Fark etmez. Önemli olan burada doğru cevaba ulaşmamız. Evet. Büyük bir çoğunluk kullandı diyebiliriz. Biraz daha bir 10 saniye daha bekliyorum. Evet. Kapatıyorum. Kapattım. Dediğinizde şimdi bakıyoruz. Şu an aslında görüyor olmanız lazım sağ tarafta. %81 risk değerlendirmesine bağlı olarak değişir dedi. 3 diyenler var. 15 diyenler var. 30 diyenler var. Evet. Bugünümüzün konusu bu zaten. Biz bugünden sonra bu webinardan sonra bunun cevabını arayacağız. Şimdi bunun cevabını nasıl bulacağız? Bununla alakalı bir devam edelim. Ben de yine aynı şekilde bir ses kontrol yapayım. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Kesinlikle güzel geliyor. Tamamdır. Teşekkürler. Şimdi içerikten bahsedelim biraz. Bugün neleri konuşacağız sizinle? Aslında bu sıkça sorulan sorudan biraz bahsedeceğiz. Risk değerlendirmesi neden zorunlu? Ülkemizde neden zorunlu? Yönetmelik, ülkemizdeki yönetmelik bizden neler istiyor aslında? Bunları konuşacağız. Olmazsa olmazımız 13.849'u konuşacağız. Bu aldığınız her emniyet ekipmanının neredeyse üzerinde yazan, ilk tanıştığımız ekipmanların üzerinde şeyle alakalı ekranda kalmış dendi. Tamam, onu kapattım şu an. Tekrar devam ediyorum bir dakika. Tamamdır. Seri bağlantı çözümlerinde hata maskeleme denen ortaya çıkan bir hatadan bahsedeceğiz aslında. Şimdi aslında emniyet ekipmanı aldığınızda bu kaç tane emniyet ekipmanı seri bağlanabilirim diye. Aslında seri bağlantıda bir sıkıntı yok. Metraj ve kablo direnci burada size el verdiği sürece istediğiniz kadar seri bağlayabilirsiniz. Ama bizim işimiz hep makine emniyeti özelinde baktığımız için mesela bir ürünü açtığınızda 6 taneye kadar up to seçeneğini görüyorsunuz. Diğerinde 20 taneye kadar ve bu diğer her üründe farklı yorumlar var. Aynı şekilde işte tek kontak mı, çift kontak mı? Mesela satın alırken tek NC kontak alsam ne olur? Çift NC kullanmasam ne olur? Aslında biraz daha input'tan kısmak için ben bir input eksik olsun tek NC de benim makinemi durduruyor.
bunu kullanamaz mıyım gibi aslında soruların hepsinin cevabı risk değerlendirmesine bağlıdır. Risk değerlendirmesiyle alakalı tabii konuyu uzmanına sormak lazım. Bu konuda sektörün tanınan yüzlerinden Halil Bey bize risk değerlendirmesiyle alakalı birkaç bilgi verecek. Halil Bey. Evet, merhaba tekrar herkese. Evet. Aslına bakarsanız risk değerlendirmesiyle alakalı hep duyuyoruz. Yapacağız, yapmalıyız, zorunlu. Peki neden zorunlu diye bir sorumuz var. İşin özü aslına bakarsanız bir yasayla örtüşüyor, yasayla sonuca bağlanıyor. Yani tıpkı dışarıda başımıza bir kaza, birinin bize zarar vermesi sonucunda Türk Ceza Kanunu nasıl ki o kişilere bir hükümle, bir elle uzanıyor devlet eliyle. Bu yasa da endüstrideki iş sağlığı güvenliğiyle alakalı kuralları, kaideleri belirleyen bir yasa. Risk değerlendirmesinin zorunluluğu da aslında tam olarak burada başlıyor. Madde 10.1'de iş sağlığı güvenliğiyle alakalı risk değerlendirmesini yapmak veya yaptırmakla ilgili bir yükümlülük vardır işverene yüklenen. Aynı şekilde makine imalat yönetmeliğinde de bu zorunluluk var. Makine imalatçılarının ya da yetkili temsilcilerinin uygunlukla alakalı, sağlık güvenlik minimum gereklilikleriyle alakalı risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamasıyla alakalı bir madde daha vardır. 2046-42-AT makine yönetmeliğinde. Peki kim yapmalı? Nasıl yaptırmalı? Gibi sorulara cevap aramalıyız. Yani risk değerlendirmesini tamam yapacağız. Peki bundan sadece makine üreticisi ve yetkili temsilcisi mi sorumlu? Aslına bakarsanız hayır. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu dediğimiz bu kanunda işveren adına hareket eden, işin ve iş yerinin yönetiminde görev alan işveren vekilleri sıfatını taşırlar diyor. Yani şunu demek istiyoruz aslında. Sadece patron ya da sadece genel müdür ya da sadece CEO bu konudan sorumlu değil. Son kullanıcı tarafında yani makineyi asıl kullanan üretimde üretimine yer veren ve makine kullanıcıları da bu işin sorumluluğunu taşıyor. Ve de bizler alt yüklenici, özür dilerim, işveren vekili sıfatımızla patronumuzun altında görev alan ve ekibimize liderlik yaptığımız sürece bir işveren sıfatıyla aslında bu sorumluluğu devam ediyoruz paylaşmaya. Evet. Dolayısıyla makine risk değerlendirmesini yapmak ve yaptırmakla yükümlülüğümüz var. Bunu anladık. Yasa bizden bunu istiyor. Hatta yapılmazsa ceza yaptırımlarından da bahsediyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Neye göre yapacağız? Burada da bize yönetmeliğin alt dalları, harmonize standartlar, uyumlaştırılmış standartlar olarak sunulan standartlar geliyor. Bunlar neler? O kadar fazlalar ki. 60.204 bir örnek. Elektrik emniyeti ile alakalı. 13.849'a bir, bunların en kıymetlilerinden biri. Biz sürekli bunu kullanıyoruz. Makine emniyetinde kumanda sistemlerinin emniyetle ilgili kısımlarının tasarımını anlatırken PL'lerden bahsederken aslında hep bu standarttan bahsediyoruz. Robotlardan bahsediyoruz. 10.218 lira bir. C tipi bir standart. Direkt olarak robotlara has olarak üretilmiş bir standart. Mesafelerden bahsediyoruz. 13.857. Kapama tiplerinden bahsediyoruz. Fensler koymalıyız. Neye göre koymalıyız? 14.220'ye göre koymalıyız. Yapısal olarak en azından kuralına göre. En son 3857'de referans alıp mesafelerini uyumlaştırmalıyız, uygun hale getirmeliyiz gibi gibi. Dolayısıyla bizim aslında yöneleceğimiz konu kanunun bize verdiği bu zorunluluğu yerine getirmek noktasında risk değerlendirmesi yapmak. Risk değerlendirmesi yaparken de yönetmelik ve kanun bize bir şeyleri yapmamız gerektiğini söyler. Lakin nasıl yapmamız gerektiğini de bize standartlar açıklar. Bu noktada da bu standartların birçoğuna vakıf olmamız gerekiyor. Evet. Tamam Halil Bey, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Devam ediyoruz. En son soru cevapta tekrar görüşeceğiz. Halil Bey risk değerlendirmesinden bahsetti. İşin bir de kısmında risk değerlendirmesi nasıl yapılmalıdır? Yani yapalım peki ama neye göre nasıl yapalım? Bunun için makineyle ilgileniyorsak tabii makine emniyet yönetmeliğine başvuruyoruz her konuda olduğu gibi. Zaten burada da risk değerlendirmesinin yapılmasının sağlamalıdır diye bir zorunluluk yerleştiriyor, açıklıyor. Ve burada uyumlaştırılmış standartlardan bahsediyor. Uyumlaştırılmış yani harmonize standartlara göre uygun bir makine imal edildiyse ben senin makinanı emniyetli ve temel sağlık güvenlik kurallarına uygun olduğunu kabul ederim diyor makine emniyet yönetmeliği. Peki bu uyumlaştırılmış standartlar nedir? Nereden bulacağız bunları? Avrupa Birliği sitesine girdiğinizde burada makine emniyet yönetmeliği, Machinery Directive kısmında
en alttaki dördüncü kısmı tıkladığınızda karşınıza harmonize standartların listelendiği bir şeyi görüyorsunuz. Tamam, ekranım gitti ama bir dakika. Neden böyle oldu? Tamam. Şu an ekranda bir sorun var mı? Şu an bir gidip geliyor ama. Evet, bir gidip gelme var. Niye böyle oldu? Bir dakika. Evet, şu an tamam. Harmonize standartlar dedik. En başta listeyi açtığımızda en tepede ne var? Tabii ki 12100 diye bir standart var. Aslında iş bu aramızda şu an iş güvenliği uzmanları da var, bakımcılar da var, bakım mühendisleri de var. Makine imalatçıları da var şu an. Katılımcılar da bayağı kalabalık şu an. Hepinizi ilgilendiren nokta aslında standart 12100. 12100 aslında piramidin en tepesindeki standart. Mesela bu bizim bir risk değerlendirmesi template'imiz, şeyimiz, raporumuzun bir sayfası. Sadece bir tehlike için yazılmış bir sayfa. 12100'e göre mesela risk değerlendirmesi yaptığınızda size 5 adım sunar. İlk önce makinenin sınırlarını belirleyin der. Burada birazdan detaylarına bakacağız. Sonra makinedeki tehlikeleri belirleyin. Riski tahmin edin. Bu tahmin ettiğiniz riski değerlendirin. Eğer risk azaltıldı mı, azaltılmadı mı? Onu tekrar bakın. Azaltıldıysa eğer tekrar devam edebilirsin açıklamasını yapıyor. Mesela burada ne dedik? Makine sınırlarının belirlenmesi dedik. Makinenin sınırlarının belirlenmesi derken makine ne kadar alan kaplayacak? Hangi çalışma modlarında olacak? Ne kadar süre çalışacak? Limitlerini burada belirliyorsunuz. Sonra tehlikelerin belirlenmesi. Mesela burada mekanik bir tehlike. Neden? Burada bir robot var. Robotun size çarpması mekanik bir tehlike, mekanik bir çarpma. Tehlikenin tanımlamasına zaten çarpma denmiş. Hedefi tüm vücut, herhangi bir yerinize çarpabilir. Bunların hepsi 12100'de yazan tanımlar mekanik tehlike olarak ve tehlikenin açıklanması kısmında emniyetle ilgili bu mesela buraya biz bir kapı koymuşuz. Kapı koyulmuş buradaki uygulamaya. Bu kapıdaki manyetik kapı sivricinin ya da normal kapı sivricinin arızalanma sonucu ya da eklenmeme sonucu ortaya çıkan bir tehlike. Bunun sonucu bu tehlike ortaya çıkabilir demişiz. Sonra riski tahmin etmişiz. Burada ortaya çıkma olasılığı, operatörün tehlikeli alana maruz kalma sıklığı diyelim buradaki noktada. Robottan kaçınabilirlik gibi noktalar var. Şimdi robotla bir araya geldiğinizde bir tehlikeli nokta olduğunda ondan kaçabilir misiniz? Bu çok yorum açık bir konu. 10.218-1 de robot standartında 250 milim bölü saniye gibi bir değer vardır. Saniyede eğer robot kol 250 milimle hareket ediyorsa siz ondan kaçabilirsiniz gibi detay konular mevcut. Bundan sonra peki böyle bir tehlikemiz var. Ne yapacağız? Risk azaltımı için önlemler bulacağız. Burada gördüğünüz gibi çok detaylı risk azaltımı konusunda sonu olmayan birçok çözümle biz bu risk azaltımını yapabiliyoruz. Buradaki çözümde mesela bir kapı eklenmiş ve kapının etrafına bir manyetik kapı silici eklenmiş. Bu ilgili kategorileri performans seviyelerini sağladığı sürece siz 200 olan riski 40'a indirebilirsiniz demiştir. Bugünkü konumuz risk değerlendirmesi olmak için bunların çok detayına girmiyorum. Ama genel olarak bunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü sorduğum sorunun cevabı risk değerlendirmesinde yatıyor. Artık risk de şu. Siz bütün emniyet önlemlerini aldınız, robot hücresini kapattınız, içeriye alan tarayıcılarını eklediniz, içeride biri var mı yok mu diye emniyet paspası eklediniz. Ama operatör ya da bakım oradaki sorumlusu, o makineyi kullanan kişi bu emniyet ekipmanlarıyla ilgili ne kadar bilgili? Bu eğitim verilmiş mi bu arkadaşlara? Bunlarla alakalı artık risk, yani burada bir risk, bunlar da eğitim ve düzenli tekrar eden periyodik eğitimlerle aşılabilecek şeyler ve risk değerlendirmesinin en altında da gördüğünüz gibi birçok uyumlaştırılmış standarttan bahsediliyor. Biz risk azaltımından bahsettik az önce. Risk azaltımı ilk tasarımsal olarak bir şey yapabiliyorsan onu yap diyor. Tasarımda, gripper'da ya da konveyördeki riskleri düşünüyorsak bunların keskin kenarlarının azaltılması olabilir. Robotun üzerine bu padding dediğimiz sistemlerin giydirilmesi olabilir. Bunlar tasarımsal olarak düzeltebileceğimiz durumlar. Ve koruyucular kullanılıyor. Biz burada makinenin etrafını komple kapatmışız çiftle. Ama artık operatörün de içeriye girmesi gerektiğini bildiğimiz için buraya bir kapı sivici eklemişiz. Kapı sivici eklediğimizde artık biz işin kontrol sistemiyle de bağlantılı oluyoruz. Ve aslında önemli noktalardan birisi 12100 ile alakalı
İlk burada 13.849 atıfta bulunuyor ve diyor ki senin kullandığın bir koruyucu sistem, kontrol sistemiyle ilişkili ise sen artık 13.849'a bakmalısın diyor. Ve burada artık bir bağlantıyı kuruyoruz. Şimdi bir sorumuz daha olacak size. Aslında bu soru içinde şu an konuştuğumuz konuların aslında ne kadar ciddi sonuçlarının olabileceğini gösteren ve her zaman burada yapacağımız ufak değişiklikleri sorgulamamız gereken, bize sorgulatacak olan bir soru. Sizce 2017 yılında ortalama olarak günde kaç kişi iş kazası sonucu hayatını kaybetmiştir diyelim ve ben ikinci soruyu şu an yüklediğimi düşünüyorum. Evet. 3, 7, 14, 22. Günde kaç kişi hayatını kaybetmiş sizce? 22 diyenler var. 3 diyenler azınlıkta. Evet, bir 15 tane daha bekliyorum. Sizin oylarınızı bekliyoruz. Bu tarz birkaç sorumuz olacak. Sizin de katılmanız ve interaktif geçmesi için. Evet, katılım bitti diyebiliriz neredeyse. Evet, kapatıyorum, kapattım dedim ve sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden gelen cevap 3, 7, 14, en fazla 14 seçilmiş burada şey olarak. Şimdi bunu kapatalım. Aslında doğru cevabı da size paylaşıyor olalım. Burada benim ekran anket yapınca bir sapıtıyor. Bir dakika, tekrar tam bir düzeltmeye çalışıyorum şu an. 14 demiştik ama 7. Aslında 2017 yılında bu sonuçlar 2 yılda bir açıklanıyor biliyorsunuz. Aramızda iş güvenliği uzmanları vardır. Benden daha iyi takip ediyorlardır. 2019'la alakalı bir şey varsa size bize paylaşın. Ben en son takip edemedim. Bu bizim en son aldığımız veriydi. Aslında günde 7 kişi hayatını kaybediyor iş kazası sonucu. Ciddi bir rakam. Uğraştığımız konular basit bir kapı sevici, seri bağlantı gibi gözükebilir ama bu tarz sonuçlara da sonuç verebiliyor. Devam edelim. Ne yaptık biz? 13.849 dedik artık. Bu standardın içine girdik ve bu kısmı bitirdik. Risk değerlendirmesi yaptık veya yaptırdık uzman bir kişi tarafından. Risk azaltımı için tasarımsal olarak bir şeyler düzeltmeye çalıştık. Sonrasında makinenin biz etrafını komple kapatalım. En iyisi, yani şöyle söyleyeyim, en iyi risk azaltım yöntemi makineyi kapatmaktır. Ama kapatabildiğiniz kadar kapatın. Ama sonuçta bu operatörün de buraya girmesi lazım. Ne yapacağız? O zaman biz bir kapı koyalım. Bu kapıyı da emniyet ekipmanıyla izleyelim dediğimizde biz artık kontrol sistemleriyle ilgili bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Düşündüğümüzde size diyor ki bu bir emniyet fonksiyonu aslında düşündüğümüz şey. Bu emniyet fonksiyonunu bir tanımla diyor. Tanımını yap. İşte kapı açıldığında mı gidecek, ne kadar cycle time'da gidecek, tepki süresi ne olacak, robot ne kadar duracak, hangi rampada duracak gibi. Ve sonra aslında bu konuyla alakalı alanınız varsa daha önce de çok duydunuz. PL, performans level, performans seviyesini belirle diyor. Ek A'ya git ve belirle diyor. Şimdi ek A'ya gidiyoruz ve sizin de aslında herhangi bir makinemin ilgili bir değişiklik yaparken, sistem kurarken, bir şey düşünürken kendinize sormanız gereken 3 soru şuradaki sorulardır. Buradaki ilk soru buradaki sistemi düşünelim. Sizce operatör buraya girdi. Bu soruları sorarken bu arada hiçbir koruma koruyucu olmadığını, hiçbir koruma olmadığını, yani makine tamamen çıplak bir şekilde düşüneceksiniz. Ham haliyle düşüneceksiniz ve burada bir tehlike olduğunda operatörü burada etkisi ne olur? Sizce hafif böyle ezme gibi bir şey mi olur yoksa ciddi uzuv kaybına mı sebep verebilir? Mesela robot da bu tabii ki ciddi uzuv kaybına sebep verebilir. İkinci soru, bu operatör buradaki robotla olan bu mekanik tehlikeye ne kadar çok maruz kalıyor? Yani günün ne kadarlık süresinde burada bu tehlikeye maruz kalıyor? Sık sık sürekli yanında mı yoksa ayda bir, haftada bir temizlik için, bakım için mi giriyor? Bu tarz bir uygulamada bakım ve temizlik için girdiğini varsayarak biz frekansı düşük seçiyoruz. Ve üçüncü soru, tehlikeden kaçınabilir mi? Robotun yanındasınız, operatör yanında ve bu tehlikeli bir, beklenmedik bir hareket yaptı. O tarz videolar çok dolaşıyor bu arada. Durduk yere robotun çitleri dağıttığını görüyoruz. Öyle bir durumda burada
Bu operatör bundan kaçabilir mi? Bu tabii ki hıza bağlı. Hız dediğim gibi 10.218 gibi robot standardı ile alakalı JTP standartları incelenerek buna bakabiliriz. Şimdi PLD diye bir şey bulduk biz. Yani bir emniyet fonksiyonu tasarlayacaksak bizim artık bu risk azaltımına sağlayacağımız katkının yüksek olması lazım. Aşağı indikçe yani daha tehlikeli oluyor. Yani burada PLD dediğimiz, burada bir de saat başına tehlikeli arıza olasılığı gibi açıklama var. PFHD. Şimdi bu tarz terimlerle kafa karıştırmayacağız. Bir tane güncel bir örnek yapalım. 10 üzeri -7'ler -6'lar aslında 1 bölü 1 milyon, 1 milyon saatte bir arızaya geçme olasılığından, aslında çok düşük olasılıklardan bahsediyoruz ama bu olasılığın sonunda bir operatör hayatını kaybedecekse tabii ki bizim bunlara riayet etmemiz gerekiyor. Yani 1 bölü 1 milyon saat aslında 113 yıl gibi, 114 yıl gibi bir şey tekabül ediyor. Yani teşbihte hata olmasın. Bir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü düşünün. Bunu tasarladığınızı düşünün. Yani burada biraz benzetme olarak şey yapalım. Tabii ki direkt kontrol sistemiyle alakalı şeyler yok. Bu köprünün üzerinden geçecek araba sıklığı, ortam koşulları, işte nasıl durumlar olacak, kullanılacak olan malzeme, bu malzemelerin güvenilirliği, herhangi bir hata oldu mu bunun teşhis edilip edilmemesiyle alakalı siz bunu tasarlarken köprüyü bir değer sunuyorsunuz kendine ve 114 yılda bir tehlikeli bir hataya geçeceğini öngörüyorsunuz. Bunun bizdeki karşılığı ne? Aslında kullandığınız bir manyetik kapı switch'inin o kapakta 114 yıl sonra hataya geçeceği ihtimalini düşünerek bir sistem kuruyorsunuz. Ve bunun adını PLD diyorsunuz. PLD dediğimiz şeyler aslında hatanın ortaya çıkma olasılığından ibaret. Ve artık İçin içine bambaşka terimler giriyor. MTTFD, kategori, DC gibi. Bunları tek tek yine güncel örneklerle açıklayacağız. Ama mesela PLD'ye erişmemiz için bizim kategoride, DC'de ve MTTFD değişkenlerinde bir şeyler yapmamız gerekecek. Bunlarla alakalı ve sonra burada verification dediğimiz bu sistemlerin onaylanıp onaylanmadığına bakacağız. Buna sistema gibi yazılımlarla bakabiliyoruz. Bunlarla alakalı da çözümlerimiz mevcut. İlk kategorilerden başlayalım. Bu işin ilk temeli kategoriler. Köprünün temelini şey yapalım. Kategori B, input logic output. Mesela basit standart ekipmanlarla kullandığınız sizin devreler aslında kategori B diye geçiyor. Ve aslında normal uymamız gereken standartlar, ilkeler de mesela temel emniyet ilkelerine uyulması gerektiğinden bahsediyor kategori B'de. Çok bir sürü ilke var 13.849.2'de. Bunun özet olarak birkaç maddesinden bahsedeyim. Bu kullandığınız ekipmanların uygun malzemeden seçilmesi, sürtünmeye karşı, korozyona, sıcaklığa karşı dayanıklı olması gerektiğini söylüyor. Bu zaten mesela Omron'dan bir emniyet ürünü aldığınızda bunu zaten size Omron garanti ediyor. Uygun seçim, mesela bir alan tarayıcı ya da ışık perdesi aldınız. Bunların birbiriyle doğru bağlantısıyla alakalı. Siz bu ürünün veri sayfasını açıp onlarla alakalı bilgilere bakmanız gerekiyor. Sonra uygun bağlama dediğimiz şeylerde yine her üründe uygun torkta sıkılmasıyla alakalı, tork kontrolü matkaplar kullanmasıyla alakalı değerler var. Doğru topraklama olmazsa olmazımız. 60.204.1'de bunun detayı açıklanıyor. Enerji tahliyesi mesela pneumatik tarafta tamam tehlikeli bir şey olduğunda biz havayı tahliye edelim ama bazen bu enerjinin kaybı da tehlikeye yol açabiliyor. O yüzden risk değerlendirmesini göz önünde bulundurarak bunu yapmanız lazım. Elektriksel olarak ne var? NC kontak kullanıyoruz zaten farkındaysanız. Bu düştüğünde sistem geri gelsin, herhangi bir sıkıntı olduğunda biz bunu algılayalım diye girişlerde NC, çıkışlarda NO kontak kullanıyoruz. Aynı zamanda üretici de size bazı uyarılar yapıyor. Aslında bu Basic Safety Principles diye bahsedilen şeyler aslında tamamen bunlardan ibaret. Bir de ne diyor? Aşağıdaki etkilere dayanıklı olmalıdır. Mesela bu direkt standardın verdiği örnek. Çalışma ortamında kullanılacak kimyasal, mesela deterjan kullanılacak bir ortamsa buna dikkat, dayanıklı olması gerektiğini söylüyor standart size. Dışarıdan gelen etkilere, mekanik titreşim, elektromanyetik etkileşim, güç kaynağındaki dalgalanmalar, çoğumuzun zaman zaman sorun yaşadığı noktalara dayanıklı olmalıdır diyor. Ve tek bir hata da burada en zayıf kategori olduğu için emniyet fonksiyonunun kaybına yol açabiliyor. Input logic output dedik. Input tarafında neler var? Kapı switchleri var, manyetik kapı switchleri var, emniyet paspasları, alan tarayıcılar.
Bunlar gibi ürünler var. Logic tarafta yine emniyet PLC'leri, standart röleler, genişleyebilen röleler, özel device net safety, safety over ether kit gibi, SIP safety gibi özel protokollere sahip olan ürünler var. Çıkışta da yine pneumatik tarafta, hidrolik tarafta ya da robot olarak bize Collaborative robot mesela, onun da yine emniyetle alakalı ilgili kategorileri ve standartları var. Onlarla alakalı da çıkış kısmında birçok ekipman var. Kategori 1'e geçelim. Kategori 1 artık biz her kategoride önceki kategori yani B'nin gerektiğini sağlamalıdır demeliyiz. Ne bu? Mesela bir tane manyetik kapı switch diyelim. Bir 24 volt DC kaynak bağladık. Onu geldik de emniyet kontrolcüsüne bağladık. Aynı şekilde çıkışta bir kontaktöre bağladık. Bir de test edilmiş emniyet ilkeleri. Aslında çoğunuz standart ve şeyle uğraşıyorsanız bunun İngilizcesi neydi? Well-tried safety principles. Bu mesela şu okun anlamını soran çok kişi oldu bu zamana kadar. Aslında aldığınız acil durdurma butonlarının kontaklarında da bu ok işaretinin olmasını olmak zorunda emniyetle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Bunun anlatımı var. Çok güzel bir videomuz var şu an burada. Mesela şurada bir kontak yapışması görüyorsunuz. Kontak yapışmış. Siz bu acil durdurma butonuna bastığınızda eğer bu işarete sahip yani bu buna göre üretilmiş bir kontaksa bu size açılacağını garanti ediyor. Bu ok işaretinin anlamı bu. Açıldı gördüğünüz üzere. Kontak yapışsa dahi. Aynı şekilde burada bir yay var biliyorsunuz. Bu yay kırıldığında da tekrar açılacağını size garanti ediyor. Bu well-tried safety prensiplere uygun bir ürün. Well-tried safety prensiplerden biri bu. Limit switchlerde, normal kapı switchlerinde nasıl bir durum var? Onda da yine aynı şekilde şuradaki az önce kontağın yapıştığını hatırlıyorsunuz. Buradaki kontağın yapıştığını düşünün, hayal edin. Ve kapı açıldığında, yani şu şekilde açıldığında yine kontak yapışsa dahi sizi açacağını garanti ediyor. Yani bir hata ortaya çıktığında artık onu siz direkt bu emniyet ekipmanının bu özelliğiyle ortadan kaldırabiliyorsunuz. Aynı şekilde çıkış tarafında da şeylerimiz var, kontaktörlerimiz var. Bunlar da mirror kontak olarak geçer, positive mechanical link kontak olarak geçer. Bunlarla alakalı ayrı bir webinarımız olacak. Bunları daha detaylı anlatacağımız. Bunların detayına bakacağız. Kategori 1 dedik. Çok güzel buralara kadar geldik ve test edilmiş ekipmanlar. Standartta şöyle bir açıklama var. Geçmiş yıllarda kullanılan ve başarılı bir şekilde kullanılmış ekipmanlar ve şu tarz prensiplere uyan ekipmanları ben well-tried safety prensibe uygun olduğunu kabul ederim gibi bir açıklama yapıyorum. Mesela acil durdurma butonu zaten, mesela Omron buradaki acil durdurma butonunda 60.947'ye uygun olduğunu ve buna uygun olduğunu gösteriyor. Mesela bunun IP69 gibi su geçirmez ve diğer uygulamanıza özel modelleri de mevcut. Ve en son artık MTTFD diye bir kavram giriyor hayatımıza. MTTFD nedir? Mecnun Bey'in bununla alakalı sorusu da olacak bize. Yine interaktif bir sorumuz olacak birazdan. MTTFD aslında ilerleyebilirsem, evet. Tehlikeli arızaya kadar geçen ortalama süre dedik. Şimdi mesela bir çadır, kampçılar vardır aramızda. Yani şu an bu yaz içinde çok yakın bir sürede kamp yapabileceğimiz bilmiyorum. Mümkün mü bu salgın yönünde ama senede bir yani kış dağcılığı yapmıyorsunuz. 4 mevsim çadırınız yoksa genelde senede bir yazlık çadır olarak kullanılan bir çadır ve içinde oturduğunuz ahşap ev ve çalıştığınız bina olarak düşündüğünüzde bunların ilk arıza verme durumu birbirinden biraz daha farklı. Kullanım sıklığına göre ve malzemesine göre değişiyor. Aynı bizim kullanacağımız emniyet ekipmanları gibi. Biz peki buradaki MTTFD'leri nereden öğreneceğiz? İlk üreticiye soruyoruz. Üretici mesela Omron'un bir reliability tablosu var ve burada mesela emniyet ekipmanı mesela bir emniyet rölesinin 100 yıllık bir MTTFD değeri olduğunu size veriyor. Bununla alakalı çoğu ürün üreticisi sizle bunu paylaşıyor. Bu kolay kısmı. Kolay olmayan kısmı şu. Mesela bu ürünün MTTFD'si verilmiş.
kontaktörün MTTF'si yok. Ya da kapı switch'inin ya da mekanik olanların direkt MTTF'si olmuyor. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Olay burada başlıyor zaten. Hesaplayacağız. Çok kısa bir formül var. Sizleri çok formüle yığmadan en basit hale getirerek bunu anlattım. Hızlıca geçiyorum. MTTF'yi şuradaki değerlerle hesaplıyoruz. Bunlar nedir? Aslında number of operation diye bir değer buluyoruz burada. Bu makinenizin bir sene içerisinde kaç gün çalıştığını, mesela 220 gün, günde 2 vardiya 16 saat çalışan ve bir sistem olduğunu düşünün ve en altta da saniye biriminden mesela buradaki uygulamadan bahsediyoruz. İki kapı arasındaki iki kapı açıldığı arasındaki süreden bahsediyoruz mesela. Saatte bir kapının açıldığını farz edelim ve buraya 3600'ü yazdık. Ne oldu? 3520 çıktı. Şimdi bu buradaki B10D değeri diye bir değer var. B10D değeri aslında mekanik ömür gibi bir değer. Ekipmanların %10'unun tehlikeli biçimde hata verene kadar ki döngü sayısı. Bunu size yine üretici veriyor. Yine zor kısmı üretici vermiyorsa bu sefer standarda gidip tablodaki değerleri alıyorsunuz. Mesela burada 1.300.000 değeri vardı bir kontaktör için. Bunu buradaki bulduğunuz sonuca böldüğümüzde biz 3693 yıllık bir MTTFD değerimizi bulduk. Burada şuradaki sayıya dikkat edin. Mecnun Bey bununla alakalı bir soru soracak birazdan bize. İki kapı arası saatte bir açıldığında şuradaki değer değişiyor. Mesela bu musluğun günde bir açılsaydı bu değer daha fazla olacaktı. Ve bu bizim gördüğünüz gibi farklı şeylere sebebiyet verecekti. Bir de başka bir şeyimiz var. MTTFD'yi şimdi ne yaptık biz? MTTFD'lerimiz var artık ve artık performans seviyesini belirleyebiliriz. Ne yaptık? Bu standart bize kategori 4 dışında siz MTTFD'nize 100 yıl ile kullanılması tavsiye edilmiş. Yani burada ne kadar fazla da olsa bunu 100 olarak almanızı tavsiye ediyor. Kategori 4 dışında. Bu da en son 2015'teki güncellemeyle geldi. Burada topladığımızda formüle göre biz 33.3 yıl toplam MTTFD'mizi bulmuş olduk. Yani bakın 30 ile 100 arasında ise biz bunu yüksek kabul ediyorduk. MTTFD'miz yüksek. DC ile alakalı bir işimiz yok. Kategori 1 çok güzel bir mimarimiz var. Biz artık PLC seviyesinde bir tehlikeyi bu emniyet fonksiyonu risk azaltım için kullanabiliriz anlamına geliyor. Şimdi değerli makine emniyet uzmanımız Mecnun Beycan sizlere bu konu hakkında bir soru soracak. Mecnun Bey? Evet. Merhaba arkadaşlar. Benim de ismim Mecnun. Ben de Eylem Bey'in bahsetmiş olduğu gibi Omra'nın makine emniyet uzmanı olarak çalışıyorum. MTTFD konusundaki sorumuz acil durdurma emniyet fonksiyonunun acil durumlar dışında kullanılması MTTFD'yi etkiler mi şeklinde. Burada iki şıkkımız var. Çok daha basit. Evet veya hayır şeklinde. Soruyu yükledim ben şu an. Sizlerin cevaplarını bekliyoruz. Ya aslında burada sık sık acil stopu bastığımız ya da basmadığımız zaman ilgili emniyet fonksiyonunu işte hataya geçme süresindeki değişiklik seviyesi ne etkiler mi etkilememesi mi? Katılım bir 5 saniye daha bekliyoruz. Ben minik bir şey eklemek istiyorum. Yani buradaki aslında ki dikkatinizi çekmek istediğimiz şey şu. Makinenin operatörü saat 10'da ve saat 2'de çaya giderken, çaya çıkarken, çay molasına çıkarken acil stopa bassa ne olur, basmasa ne olur gibi de düşünebilirsin. Çünkü benim sahada en çok karşılaştığım şey buydu. Çaya çıkarken makineyi acille düşürüp ondan sonra geldiğinde yeniden kaldırıp işine devam ediyordu. Bu ne kadar önemli ona bakacağız şimdi. Bunu irdeleyeceğiz. Evet, katılımcılarımızın cevabı evet şeklinde oldu. Çoğunlukla %82'si evet demiş. Şimdi bunun cevabına, sebebine geçelim. Bu şeyden sonra benim sistemim biraz şey oldu. Bir dakika. Doğru cevap aslında evetti. Mecnun Bey bize buradaki kısmı da anlatabilir isterse.
Şimdi aslında buradaki olay, Eylem Bey'in bahsetmiş olduğu gibi daha çok üretimde şunu görebiliyorsunuz. İlgili operatörler kendine en yakın durdurma fonksiyonunu kullanabiliyor. Bazen bunu ekrandan yapmıyor ya da oradaki bir stop fonksiyonu kullanmıyor. En basit yol baktığımız zaman acil stop. Ama makine imalatçıları genelde acil stopları acil durumlarda kullanılması için tasarlarlar ve sistemin ona göre durdurma mekanizmasını çalıştırırlar. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani hızla gidiyorsunuz, fren yerine her defasında el frenini çekmeniz gibi diye düşünebilirsiniz. Bu aslında ne yapıyor? Sadece acil stoplardaki number of operation, yani kullanma operasyonu değil, bununla ilgili diğer motor kısımlarına, durdurma kısımlarına, fren kısımlarına, rulman kısımlarına, birçok ekipmana zarar verebiliyor. O yüzden şunu düşünün, yani günde bir defa acil stopa basmakla genelde 13.89 lira bir standartına da MTTF değeri 100 yıl derler. Yani 100 bin bir itendi değeri verilir. Belki 100 bin olarak öngörülecek zaman, günde 20 defa basıldığında, senede 250 gün olarak çalıştığımızda 5 bin yapar. Otomatik olarak 100 bini 5 bine böldüğümüz zaman da 20 yıla düşer. MTTF değerini düşürmüş olur. Yani birçok parametre giriyor burada. Buradaki olay tamamıyla aslında acil stopun acil durumlarda kullanılması gerektiği ve diğer durumlarda hem emniyet olarak, hem makinenin performansı olarak, hem de acil stoplarda diğer etkileyen işte kontaktörü çektirmesi, sistemi durdurması gibi parametreleri sizin daha uzun vadede kullanmanızı destekleyecektir. O yüzden MTTF değeri ve kullanım sıklığı burada çok önem arz etmektedir. Mecnun Bey, teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Soru cevaplı görüşeceğiz en son. Evet, geri kalan kısmından da bahsedelim. Eylem Bey ve Mecnun Bey olayı çok net açıkladı. MTTFD ile hesaplamaktan bahsettik. Bir de az önce PFHD diye bir değerden bahsetmiştik. Bu PFHD de aslında PL ile bir bakıma aynı şeydi. Saat başına düşen tehlike arıza dosyaları. Bu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü örneğinde bahsetmiştik. Bunu üreticiler yine size paylaşabiliyor. Mesela kapı sivici için, emniyet kontrolcüsü için. Ama yine kontaktör için bizde bir paylaşılan bir şey yok. Bu sefer biz yine MTTFD'yi hesaplayacağız. MTTFD'yi 100 yıl ile kullanmamızı tavsiye ediyor kategori 4 dışında. Bu yüzden biz artık 100 yıl MTTFD'nin burada ne kadar PFHD'ye denk geldiğini buradaki standarttan bulabiliyoruz, 13.849. Bunu da bulduktan sonra biz artık bu oranları topladığımızda ortaya şöyle bir toplam bir saat başına düşen tehlike arıza olasılığı çıkıyor. Ve bunu da en son baktığımızda biz bu yöntemle de bu sistemin PLC'yi karşıladığını görebiliyoruz. Bu şekilde de bulabiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Kategori 2'ye geçelim. Fark ettiyseniz kategori 1 ile D'ye ve E'ye erişmemiz mümkün değildi. Kategori 2'de biraz daha farklı değişkenler var. Yine kategori B test edilmiş emniyet ilkeleri, bunlarla alakalı çalışmaları sizden istiyor. Burada farklı olan DC diye bir şey görüyoruz, hata teşhisi gibi. Diagnostic cover için aslında örneği şu. Bir emniyet kontrolcünüzden çıkan test palsi kullanmışsınızdır. Ya da emniyet rulesinden dolaştırdığınız test palsi de bu şekilde belli bir kare dalga şeklinde ilerler ve geri gelir. Bu gönderdiği kaynağın geri gelmesini ister. Geri gelmediğinde bir hata olduğunu anlar. Böylece bu ekipmanlar bir hata olduğunu anlayabiliyor. Hata teşhisi yüksek cihazlar olabiliyor. Standart rölelerden ayıran temel farklardan biri de bu. Aynı şekilde burada manyetik kapı sivicinde biz kategori B'de de aslında 1'de de böyle bir şey yapmıştık. 2'de fark ettiyseniz artık buradaki bir test equipment dediğimiz şey, bunun içinde kullanılan test ekipmanı buradan dolaştırıyoruz. Şimdi biz olur da dışarıdan bir kısa devre olursa 24 volt DC, yani bir kablo hasar gördü, farklı bir 24 voltlu üst üste bindi. Burada biz artık bunu algılayıp hataya geçebilip sistemi durdurabiliyoruz. Çünkü artık riskimiz yükseldikçe ortaya çıkacak olan sonuçlar birinin daha hayatına ölümüne sebebiyet verdiği için artık bunlara bakıyor oluyoruz. Aynı şekilde buradaki DC ile alakalı bir tablo var.
ve biz bunu buradaki noktada 99 seçmiş oluyoruz. DC düşük orta olabilirden bahsettik. Ve CCF diye bir şey var. Orta meydana gelebilecek ortak arzlar. Bununla alakalı screen sharing is now paused diye bir şey geldi. Buraya şu an ekranda bir sıkıntı var ama çözemedim. Bir dakika. Son sayfa gözüküyor CCF yazan ama burada kaldı. CCF'i görüyor musunuz? Evet. Yani madde olarak, mavi madde olarak gözüküyor. Bir dakika. Evet, bisiklet çocuk geldi. Bisikletli çocuk geldi. Bu Eylem Bey'in çocuğu. Eylem Bey'in oğlu kendisi için bir bisiklet alınmıştı burada. Ve emniyetli olması için kendisine iki tekerli, tek tekerini iki teker seçti. Ve freni olan bir şey seçti haliyle. Ve makineyi kullanan operatör gibi aynı şekilde koruyucu ekipmanı da buradaki kullanıcıya giydirmiş olduk. Siz alabileceğiniz bütün önlemleri alabilirsiniz diyor CCF'de. Ama bazen ortaya beklenmedik bir şey çıkabilir. Ortam yağlı olabilir ve siz ne kadar önlem alırsanız alın bu bisiklet kayıp düşebilir. Aynı şekilde sizin kullandığınız pano ve ekipmanlar da bu şekilde özensiz bir şekilde bağlandıysa siz ne kadar emniyet devresiyle alakalı tedbir alırsanız alın bu tarz sonuçlara karşılaşabilirsiniz. Sizin aslında başka bir deyişi CCF. 65 puanın üzerinde olmasını istiyor. 65'in üzerine nasıl çıkacağız? Burada puanlar var. Mesela sık karşılaşılan sorulardan biri haberleşme sinyalleriyle işte invertöre servolara giden güç kablolarının ayrılması. Siz bunları ayırdığınızda 15 puan alıyorsunuz. Gerekli personele CCF'in eğitimini verdiğinizde yine 5 puan. EMC testi olması buradaki ekipmanınızın yine 25 puan gibi. Burada farklı değerler var ve siz bunları önlemini aldıkça toplayıp en son 65'i geçtiyse siz artık kategori 2 hatta 3 ve 4'te de bunu isteyecek. Şimdiden söyleyeyim. Sağlamış, gerekliliğini sağlamış oluyorsunuz. Kategori 3'te yine kapı siviciyle gidiyoruz. Daha rahat anlaşılması için tek bir örnekten gittik. Bu sefer çift NC kontaklı bir ürün kullandık. Dualeti. Bizim Eylem Bey, Halil Bey, EM5'te bütün ekip çift dualeti olarak birbirimizi kontrol ettiğimiz gibi bu ekipmanlar da birbirini kontrol edecek kontak yapısına sahip. Peki safety PLC'nin içerisinde ben burada iki tane logic var diye iki tane mi safety PLC ya da öyle kullanacağım? Hayır. Bunların içerisinde çift mikro kontrolörü var ve sürekli kendilerini kontrol edip herhangi bir hata olup olmadığını kontrol eden cihazlar bunlar. Farklılıkları bu zaten normal röleden. Ve output tarafında da bizim artık iki kontaktör ve bunların feedbacklerinden de kapalı kontaklarında bir feedback almış oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Burada sadece şöyle bir aslında bunlardan zaten bahsettik. Tüm hatalardan bazıları algılanır. Şurada bir değer var. Bakın kategori 3 düşük ve orta. Yüksek değil. Yüksek olmamasının sebebi aslında ben burada bir sıkıntı olursa bir iki arasında kısa devre olursa bunu yine anlayamıyorum. Tek test parçası kullandığım için. Burada iki test parçası kullanmam lazım. Kategori 4'te yaptığım gibi. Kategori 4'te biz bunu yaptığımızda artık herhangi bir hata olduğunda çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Ve buradaki hata teşhisimiz yüksek oluyor. MTTF'lerin yüksek olması lazım. CCF'in yine 65'ten yüksek olması lazım. Şimdi hata maskeleme seri bağlantıyla alakalı. Şimdi asıl sorumuzun cevabını verecek olan, ilk baştaki sorumuzun cevabını bulacağımız noktaya denk geldik. Hata maskeleme. Burada 4 kapılı bir makinamız olsun buradaki. İkisi de NC kontaklı. İşte kategori yüksek bir seviyeye göre tasarladığımızı düşünelim burada. 3'ü ve 4'ü aslında bunu bulmaya çalışıyoruz burada. Ve sonra burada yaşanan bir kısa devreden dolayı şuradaki kablo buraya atlamış oldu. Kablo ezildi. Dışarıdan bir müdahale oldu. Bir şekilde oldu. Bir sonra 3. kapağı açıyoruz kapıyı. Ve kapıyı açtığımızda artık ne oluyor? Aslında ikisi de şuraya gelen sinyal, buradan buraya sinyal gelmiyor ama bu kısa devreden dolayı buraya sinyal gelmeye devam ediyor. Bir hata oluştu. Tabii ki emniyet ekipmanı bu hatayı anladı ve size uyarı verdi. Sonra ben kapıyı kapattım. Kapıyı kapatınca bu sefer ikisi de gelmeye başladı. Aslında bir bakıma hata yok gibi gözüküyor. O zaman ben resetleyeyim diyorum sistemi. Resetlediğimde artık
Daha önceden bir ikisi arasında, iki şuradaki sinyal arasında bir gecikme olduğu için size hata veriyor ve bu hatayı bir kontrol etmenizi istiyor ve sistem kendini resetlemiyor aslında burada. Sonra siz bu sıkıntının nerede olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Sonra birinci kapıyı açıyorsunuz mesela. Birinci kapıyı açınca bu sefer ikisi aynı anda gidiyor sinyallerin. Ve kapattığınızda aynı anda geliyor aslında. Aynı anda geldiği için bu sefer safety PLC'de bir sıkıntı yok diyor. Hala burada kısa devre olmasına rağmen. Ve reset butonuna bastığınızda artık sisteminiz çalışıyor. Sonra bu esnada bir kısa devre daha olursa burada bir kontağında daha artık biz üçüncü kapağı açtığımızda gördüğünüz üzere kapak açılmasına rağmen buradaki sinyal ikisi üzerinden ilerleyebiliyor ve bu içeride bir şerit testere tehlikeli bir durum olduğunu düşünün. Çok PL seviyesi yüksek olması gereken bir risk olduğunu düşünün. Siz o yüzden seriyi bağladıkça ortaya çıkan bir hatayı maskelemiş oluyorsunuz. Biz burada bir hata var ve bunu maskelemiş olduk. Bununla alakalı bir standart var. Teknik rapor var, özür dilerim. 24.119 diye. İşte 4 taneyi siz bağladığınızda size diyor ki eğer saatte 1 açılmayacaksa, sıklık azsa sen 2 ile 4 arası bağlayabilirsin diyor. Ama maksimum erişebileceğin hata teşhis DC medium diyor. Mesela bakın burada medium olduğu için ben otomatikman kategori 4'ten kategori 3'e düşmüş oluyorum. Bu aynı şekilde 5 ve 30'a kadar bağladığında diyor bu düşük seviyeye geliyor diyor. Ve sen bu kapıları saatte 1 değil de daha sık açıyorsan 1 saat içerisinde bakın bu artık 1, 2, 4'e kadar düştü. Yani aslında seri bağlantı kaç tane seri bağlayabilirim? Bu tamamen risk değerlendirmesine göre değişir dedik ve sizin ihtiyacınız olan PL seviyesi kategori nedir? Buna göre çok değişen bir şey bu. Dolayısıyla sizin ulaşabileceğiniz kategori seviyeleri de buna göre değişmiş oluyor aslında burada. Şimdi bununla alakalı bizim sunacağımız bir çözüm var. Bununla alakalı teknik destek mühendisimiz Ergin Bey size bir çözümden bahsedecek. Ergin Bey. Evet, teşekkür ederim Aram Bey. Evet arkadaşlar, yine herkese merhabalar. Şimdi Aram Bey'in de bahsettiği üzere seri bağlantıda 4 tane manyetik emniyet switch'ini bağladığımız zaman bir kısa devre olduğu zaman hata maskelemeye neden oluyordu. Son teknoloji olarak D40A ve D40Z serisi manyetik emniyet switch'lerimiz ile birlikte bu durumun önüne geçildi. Bu teknoloji bize neyi sağlıyor? Burada herhangi bir şekilde kısa devre oluştuğu zaman bu ürünler kendi hata teşhisi yüksek olduğu için sıkıntı oluştuğunda sistemi otomatikman komple durduruyorlar. Dolayısıyla hata maskelerinin önüne geçilmiş olunuyor. Bu çözümüyle birlikte D40Z ürün grubumuz kendi emniyet rölesi kullanıldığı takdirde kategori 4 ve PLE seviyesini sağlıyoruz burada. Ve bunu bir standartizasyonla, bir sertifikayla bunu vaat edebiliyoruz. Aynı şekilde PLD serisi, PLD seviyesi de ise eğer bizim seviyemiz burada, D40A serisinde yine 30 adede kadar bağlayabiliyoruz. Evet Ergin Bey, teşekkür ederiz. 30 taneye kadar bağlanıp bu hata maskeleme şey yapmayan ürünü tanıttığınız için. Şimdi zamanımız tam zamanında bitirdik diyebiliriz. Aslında bir 7 dakika şey yapmışız. Sizlerin sorularını alabiliriz diyelim. Soru, bilmiyorum arkadaşlarım, ben bakmadım sorulara. Cevaplayacaklar, onlar bakabilirler. Soru var mı diye bakıyorum. Bir tane soru gördüm ben. Önder Bey sormuş. Önder Sarıtaş. Acil stop ekipmanlarınızda ışık mevcut olan model var mı diye. Evet. Üzerinde aydınlatmalı modellerimiz de mevcut. Basıldığında bu LED'i aktive edip hangi bir acil stop butonuna basıldığını öngörebilirsiniz. Sistemde sağdan görebilirsiniz. Böyle ürünlerimiz mevcut. Sağ taraftaki questions bölümünden sorabiliyorsunuz bu arada soruları. Onu belirtmiştik ama en başta katılmayanlar belki vardır diye tekrar bir açıklayalım.
Başka sorusu olan var mı? Bakıyorum. Ben bir soru panelini yeni açtım da. Sezgin Bey bir soru sormuş. Merhaba, imal ettiğimiz makinelerde uymamız gereken tüm standartları nasıl belirleyebiliriz? Sezgin Bey, bu ilk başta, bu arada şey, bir yandan şeyi soranlar da var, sunumu paylaşabilir misiniz diye. Bu sunum, şu an bu videonun kaydı alınıyor ve size zaten günün sonunda yanılmıyorsam mail olarak gelecek kaydı. Yine özel olarak istediğiniz bir kısım ya da bir şey varsa safety.tr@eu.com'a mail atabilirsiniz. Şey demişti Sezgin Bey, bir dakika soruyu. Makinelerde uymamız gereken tüm standartları nasıl belirleyebiliriz? Şimdi bir piramit vardı orada hatırlarsınız ve 12.100'den başlayıp aşağıya yayılan. Ve şöyle bir durum vardı. Uyumlaştırılmış standartlardan bahsettik. Uyumlaştırılmış standartlarda C tipi standartlar dediğimiz makinelere has standartlar var. Mesela presler için, robotlar için, paketleme makineleri için. Oradan sizin aradığınız makineyle ilgili bir standardın olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu standardı sonra ISO ya da gerekli yerlerden satın alabilirsiniz. Ben zaten de çok küçük bir katkı sağlayayım tabii, isterseniz herhalde bu soruya. Aslında Sezgin Bey'in sorusu çok kompleks bir soru. Şöyle, Eren Bey zaten o piramidi açıklarken çok güzel bir cümle kurdu. C tipi standartlar var, yani o makineye has. Bir presten bahsediyorsak N692'ye giriyor olmamız lazım. Mekanik ya da hidrolikten kimden bahsediyorsak. Ya bir sizin ürettiğiniz makine bir tekstil makinasıysa, bir tekstil ürünü üretiyorsa NS11111'den bahsediyor olmamız lazım geliyor. Bu yapıda üretim hattınızda evet bir tekstil makinesi ama stokladığınız, ürünlerinizi çıkışlarında kullandığınız streçleme makinesi, paketleme makinesi gibi bir makine tipiniz de varsa burada NISO 415-1'den-10'a kadar giden makine tiplerinden birini seçmemiz lazım. Şimdi bunları niye söylüyoruz? Bunun sonucunda aslında bu C tipi standartına gittiğimizde tıpkı 2006-42-AT bizi nasıl harmonize standartlara, yani bu C tipi, A tipi, B tipi olarak sınıflandırılmış standartları yönlendiriyorsa, biz o makineye has olan C tipi standartına gittiğimizde de aslında bize atıfta bulunacak sürekli. Yani diyecek ki kapı emniyet sisteminizi bir paketleme ünitesinde lütfen PLD yapın. Size artık bir hüküm düşmüyor. Sizin artık bir yorumlama yapmanız gerekmiyor. PLD'yi sağlamanız gerektiğini söylüyor C tipi standartı. Ürettiğiniz o makineye has. Dolayısıyla o standart size şunu da söylüyor. PLD'yi sağla ve bunu git NIS 13.809'a 1'e göre yap diyor. Acil durdurmadan bahsediyor, 13.850'ye git diyor. Işık perdesi diyor, 13.855 diyor gibi gibi. Demek istediğim aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Yani dolayısıyla risk değerlendirmesi yapıldığında, ki bir tane örnek gösterdik size aslında, atıfta bulunan standartlar penceresi vardı, bir tabu vardı orada. Orada biz atfettiğimiz, yorum yaptığımız standartları da bu raporlarda paylaşıyoruz. Dolayısıyla aslında siz risk değerlendirmesi sonrasında hangi standartları referans almanız gerektiğini bilebiliyorsunuz. Ki burada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi Halil Bey'in demiş olduğu gibi, Eren Bey'in söylemiş olduğu gibi N692 standartından bahsetti. N692 preslerle ilgili özel bir standart ve geçen sene itibariyle bunun standartı N16092-1-2-3 diye şekillendi. Eren Bey'in ilk başta yine makine emniyet direktifinde hangi standartları kullanabildiğimiz kısmında zaten işte mechanical press, hydraulic press gibi farklı pressleri yazdığınız zaman sizlere ilgili standarta atıfta bulunuyor. O standartta da işte N692 olabiliyor. Eğer ülkeniz ve bu standart tam yürürlüğe girdiyse N16092 standartı şu an günceldir. Eski standart N692 standartıdır yazar ve siz artık günlük olarak ve son işte state of art, yani aslında teknolojinin geldiği son noktaya kadar yeni standartları kullanmanızı iletir. O standartları işte ülkede işte bu TSE olabilir ya da Avrupa'da işte EN'i sitelerinden tedarik edip ona göre çalışma yapabilirsiniz.
Teşekkürler Mecnun Bey. Bir soru daha var Adem Bey'den. Çıkış kontaktörleri NC'ler üzerinden seri dolaşıp feedback alıyorduk. Bunu almazsak kategori düşer mi? Bunu almazsanız düşecek olan şey benim az önce anlattığım DC, yani hata teşhis değeridir. Hatırlarsanız kategori 1'de sizden bir DC istenmiyordu. Kategori 1 ile karşılayabileceğiniz bir risk varsa, azaltabileceğiniz bir risk varsa burada onu şey yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz oradaki noktalarda. Ama kategori 4-3 için bir sistem kullandığınızda orada sizin NC kontakları kullanmanız lazım. Ekranda bir sıkıntı var mı şu an? Ben de çok küçük bir katkı sağlayayım bu konuya. Biz aslında DC'mizle alakalı, Diagnostic Coverage, o hata teşhis kabiliyeti olarak Eren Bey'in de sunduğu konuya değinmezsek, geri bildirim sinyali almazsak, şöyle bir şey oluyor. Duyu organları olmayan bir insan üretmiş oluyorsunuz gibi düşünün. Yani ne yaptığını, ne şekilde çalıştığını, geri bildirim almayan, çevresinden herhangi bir bilgi alamayan bir makine üretmiş oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla burada artık kategorilerden bahsetmemiz pek mümkün olmuyor. Çünkü kategori 1'den itibaren 2, 3 ve 4'te Diagnostic Coverage parametresi, DC parametresi hep vardır. Olmazsa standardın gerekliliğini sağlayamamış kör bir yapı yapmış olursunuz. Üzülerek söyleyeceğim, yaptığınız yatırım çöp olabilir. Gereklilikleri sağlamadığı için çöp olabilir. Sadece bunu katkı sağlasın diye söylemek istedim. Teşekkürler Halil Bey. Katılım sağlayalım zaten burada kalabalık bir ekibi. Bir de kontaktörlerden bahsetmişti ama orada ben küçük bir şey daha ilave etmek istiyorum. Sistem olarak almış olduğunuz kontaktörler, Eren Bey'in sunumlarda bahsetmiş olduğu gibi işte mirror contact, well-tried contact değilse, şunları biz çok fazla karşılaşıyoruz piyasada. İşte sistem üzerinde küçük röleler kullanıyorlar. Küçük röleler üzerinden sistemi işte açıp kapatmak istiyorlar. Ama küçük rölelerin üzerinde olan NC kontaklar bazen safe contact olmayabiliyor. Ya da size diagnostic coverage olarak kendi içerisinde mekanik bağlantısı olmadığı için şeyi diagnostic coverage üzerinden size sağlıklı bir bilgi vermeyebilir. Kendi kanallarında olacak arızadan dolayı. O yüzden DC olarak, yani almış olduğunuz feedbacklerde kullanılan yapıları da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kontaktör olabilir bu, basınç switchleri olabilir, sensörleri olabilir gibi noktalarda. O yüzden mimariyi gözden geçirmekte fayda vardır. Teşekkürler. Bir soru daha. Kategori hesaplamak için bir software var mı? Yani hesaplamak ve aslında bunu doğrulamak, verify etmek dediğimiz sistem için Sistema diye bir yazılım var. Bu herkese açık. Google'a yazdığınızda indirip bütün üreticilerin kütüphanelerini kullanabileceğiniz bir arayüz. Bunlarla alakalı sisteminizin gerçekten ilgili PL seviyelerini karşılayıp karşılamadığını gösterdiğiniz bir yazılım. Barış Özgenç, hoş geldiniz. Sizin de bir sorunuz var. Sahada bulduğunuz emniyet tedbirlerini sık sık bypass ettikleri oluyor. Örneğin kapı switchlerini bantlamak, evet. Çift değil prensip büyümelerin birbirine basılı haline getirmek, kenarına kürdan sıkıştıranı gördüm demiş. Bu gibi sorunlar için çözüm öneriniz nedir? Kürdan için çözüm bulundu aslında. Çift el sırasıyla gelmesi ile alakalı çift el kontrolörleri ve emniyet piyaslarımızda bu fonksiyon var. Yani biri basılı tutmuşken diğeri bastığında çalışmıyor. Bu zaten ilgili standardın da istediği bir şey. Aynı anda basması gerektiren sistemler var. O öyle çözüldü ama kapı switchlerinin bantlanması, ben şeyi de görüyorum çok, normal kablo bağıyla birbirine bağlanması gibi. Onlarla alakalı da RFID'li çözümler var, bantlamasın, şey yapmasın diye. Ama karşılığını söküp direkt üzerine bantlıyorsa, bu sefer karşılığını sökmesin diye nasıl onlar telaffuz ediyor bilmiyorum da tekli vida mı, tek dönüşlü vida diye bir şey var. Arkadaşlarım biliyorsa. Canavar vida diyorduk biz ona. Canavar vida. Canavar vida. Yani bir daha açılmayacak şekilde kullanılan vidalar var. Ama bununla alakalı Alman iş sağlığı sigortalar şeyinin, DGÜV'ün güzel bir şeyi var. Siz ne kadar teknolojik olarak bunu engellemeye çalışsanız da
ilk olarak o bypass edecek motivasyonu ortadan kaldırmanız lazım diyor. O operatör onu bypass ediyor ama niye içeri giriyor? İçerideki bir şeyi düzeltip üretim baskısından dolayı üretim durmasın diye diyor. Sizin bunu tasarımsal olarak ortadan kaldırmanız lazım diyor. Yoksa insanla baş edemezsiniz gibi ona varan da bir açıklaması var Barış Bey. Ben birkaç şey daha ilave etmek istiyorum Barış Bey'in sorusuna. Şimdi Eren Bey'in bahsetmiş olduğu gibi ilgili standartlar var. Şimdi eski standart çift telde EN574 standartıydı. Şu anki yeni standart EN13851 standartı. Burada iki kontak arasında 0.5 saniye kadar bir fark istiyor. Yani birinci butona bastığınız, ikinci butonla 0.5 saniye içerisinde basmanızı istiyor. Biz bunu piyasada ve firmalarda görebiliyoruz bu saniye yakaladıklarını. Ama bu saniyeyi daha çok sistem tarafında bir PLC üzerinden veya işte 0.5 saniye bir röle üzerinden gerçekleştirmek istiyorlar. Bu ekipmanlar safety bir ekipman olmadığı için ve ilgili standartları karşılayan bir ekipman olmadıkları için çok sağlıklı olmayabiliyor çalışması ve makine emniyetini aslında çok şey yapmamış oluyorsunuz, sağlamamış oluyorsunuz ilgili standarttan dolayı. İkinci switch noktasında da şöyle bir şey var piyasada yine kullanılabilen. Eylem Bey'in bahsetmiş olduğu gibi canavar vida olabiliyor. Bunlar daha çok tek sıkımlık, tek yöne açılabilir ama tersi açılamayan vidalar olabiliyor. İlgili standartlar zaten siz bir defa açtığınız zaman manipüle etme noktasını çok okeylemiyor. Eğer böyle bir şeyiniz de varsa emniyet PLC'leri tarafından bazen startup testler olabiliyor. Startup testler nasıl oluyor? Enerjiyi tekrar açıp kapattığınız zaman emniyet sistemlerindeki tüm ekipmanların açılıp kapanmasını ister. Bu açılıp kapanma noktası da şudur. Mesela üzerinde 5 tane harcı topunuz var. İşte 6 tane kapı siviciniz var. Makineyi açtığınız zaman bu ekipmanların teker teker bir defa açılıp kapanmasını ister. Eğer siz bunları yaptığınız zaman kendi sistemi içerisinde de bu manipülasyonları ortadan kaldırmış olarak görür. Sistem içerisinde çalışırken arkadaşlar aldı, sistem karşılığına yaptı. Bunun için zaten makine imalatçıları yine son kullanıcıda Use of Work Equipment Directive vardı. İşte son kullanıcı tarafında ekipmanlar yönetmeli. Burada şunu söyler, manipülasyon edilmemesi gerekiyor. Bazı noktaları da ilgili ustaların, işte ilgili posta başıların, ilgili oradaki kişiler tarafından denetlenmesini ve belli bir periyotlarda kontrol edilmesini ister. Teşekkürler Mecnun Bey. Önder Sarıtaş bir sorusu var. Örneğin acil stopa 24 volt verip dönüşü güvenlik rölesine, yani emniyet rölesi demek istemiş, bağladığımızda emniyet kategorisi ne olur? Böyle bağlantı ara ara bağlanmaktadır. Sunum tekrar paylaşılacak sizde dediğim gibi. Orada kategori 1 örneğine dikkat edin. Kategori 1'de direkt 24 volt gelmişti sizin dediğiniz örnekte. Kategori 2'ye geçmek istiyorsanız artık bir test ekipmanı kullanmanızı istiyor sizden standart Önder Bey. O yüzden emniyet rölesi ya da kontrolcünün test PLC'sini dolaştırmanız lazım sistemde. Dolaştırmadığınızda orada bir 24 volt kısa devre olduğunda onu anlayamadığınız için, hatayı teşhis edemediğiniz için siz kategori 1'e düşmüş oluyorsunuz otomatik olarak. Bu konuya çok ufak bir katkı sağlayabilir miyim? Beyefendinin ismini hatırlayamadım ama Önder Bey şunu soruyorsa eğer, yani ben öyle anladım çünkü eğer bunu soruyorsa yani input katında var, bunları bir emniyet rölesine bağladım acil durdurmaları mı? Bu durumda ne olur gibi bir soru aslında eksik bir soru. Çünkü output katından bahsetmiyoruz. Yani bu emniyet rölesi çıkışında ne olacak? Yani bunu da konuşuyor olmamız lazım. Input logic output zincirindeki o output'tan bahsetmediğimizde aslında PL'i de yakalayamayız. Çok sağ olun. Kategori dediğimizde output'u da düşünmemiz gerekiyor aslında. Ali Bey'in anladığım kadarıyla eklemek istediği nokta o. Onu da yani input logic output'u düşünmeden genel bir kategoriye cevap vermemiz mümkün değil. Başka soru olarak. Safety PLC ile çift kontaktör kullanmadan PLC'den çıkış alınarak kategori 4 sağlanabilir mi? Yine Halil Bey'in dediği nokta aslında output tarafında ne kullanıcıya bağlı. Buradaki genelde önemli kriter transistör çıkışlıysa safety PLC'nizin çıkışı. Buna
Çıkış amperajının buna yetip yetmeyeceği, yetiyorsa eğer tabii ki bir sorun yok, direkt bağlayabilirsiniz. Burada ara bir röle, standart PLC uygulamada da araya röle koyarak onu ekleyebiliyorsunuz, biliyorsunuz. Aslında uygulamaya göre değişiyor. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Efendim, demek istediği şu anım kadarıyla. Bir işte safety output tarafından bunun ilk önce PLC'nin safety output tarafının kullanıcı tarafından kategori 4'ü desteklemesi gerekiyor. Yani kendi içerisinde iki kanal var mı? Çünkü bazı çalışmalarda bu tek kanal olabiliyor. Ve tek kanal olduğu için kategori 2 PLD verilebiliyor. Ama bazı imalatçılar bunu kendi içerisinde iki kanallı yapabiliyor. Emniyet ÖS gibi K1, K2. Ve buradan kategori 4 sağlayabiliyorsunuz. Yani bir emniyet ÖS de düşünebilirsiniz. 13, 14, 23, 24 kanallarında. Siz 13, 14 kanalından 14'ün kanalında çıktığınız zaman kendi içerisinde K1, K2 olduğu için zaten emniyet ÖS'inde bunu sağlayabilirsiniz. Ama bundan sonra gideceğiniz noktada işte bir işte invertör mü, işte bir kontaktör mü, işte bir başka bir çalışma mı? Bu diğer noktaya da bağlı. Ama çıkış katında direkt kategori 4 performans level D mi, E mi, kategori 2 mi olduğunu daha çok üreticiden almanız gerekir. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Halil Bey'e bir soru soralım. Deniz Yeni Bey'in sorusu var. Risk analizlerini yaparken tüm robotları aynı kategoride mi değerlendirmemiz gerekiyor, yoksa kobotlar için ayrı bir standart var mıdır diye sormuş. Deniz Güzel Yeni. Soru. Teşekkürler hatta bu soru için. Çünkü kobotlar için evet farklı bir standart yapısı var. Aslında standart değil, technical specification diye geçiyor. 15.066 numarası var. Sunumda da vardı, çok küçük bir JPEG olarak, resim olarak var. Şunu demek istiyorum aslında, kolaboratif robotlar endüstriyel robotlara nazaran daha farklı yapıdalar. Yani insanla birlikte çalışmaları üzerine tasarlanmış yapıları var. Ve 4 farklı şekilde emniyet altyapısı kurgulanabilir diye açıklar TC ISO 15.066. Bunlar üzerinde zaten yeni bir webinarda yapabiliriz, üzerinde konuşabiliriz ama özetlemek gerekirse bunlar insanlarla birlikte çalıştıkları için kolaboratif robotlar. Korunma yöntemleri daha farklı ve PL yapıları aynı olsa dahi sürekli de 10.218-1 ile birlikte bir alışverişleri var, bilgi alışverişleri var. Bunu hala referans alıyor, onu söyleyeyim. Çünkü her zaman bir kolaboratif robotun kolaboratif şekilde kullanılacağını söylemiyor standart. Bunun aksini de zaten üretici de sağlamak istemez. Çünkü kolaboratif çalışmalarda biraz daha emniyet mefhumu kıymetli. İnsanın yaklaşımları, sıkışma noktaları, yaratabileceği çarpma noktaları dikkate alınmalı diyor. Bunun için hatta basınç kuvvet ölçümleri tavsiye edebiliyor. Emniyet ekipman önlemleri var bu standartta farklı şekilde. Robotlara da benzer aslında. Özetle çok uzatmadan söyleyeyim. Evet, endüstriyel robotlarla kolaboratif kobotlar farklı standart teknik spesifikasyonlara bağlılar. Birbirleriyle ilişkileri var ancak aynı standarttan beslenmiyorlar. Teşekkürler. Bir sorun daha vardı burada. Bunu da bir dakika. Teşekkürler. Bunu sorduk. Barış Bey'i cevapladık. Safety buton var mı diye sormuş Erdinç Bey. Safety buton var mı? Aslında safety buton kontak yapısına bakmak lazım. Kontak yapısının az önce gösterdiğim ok işareti ve yapıştığında açmaya olanak sağlayan bir ekipman olarak üretilmiş olması lazım. Bunu da yine üretici size sağlıyor. 60.942-5-1 ya da 5 miydi? Tam ezber hatırlayamadım. Onunla alakalı yine o slide'da açıklamıştık. Orada gösterdiğim acil top yapışması bastığında açılacağını garanti ediyorsa buton, aslında sizin de işinizde safety buton olarak kullanabilirsiniz onu. Belki bir de şu katkı sağlanabilir Eren Bey. Safety butonun bir karşılığı da aslında evet açıkladığınız şekilde bir safety buton mefhumu oluşturulabilir ama safety buton diye bir kavrama ihtiyacımız var mı yok mu onu da sorgulamamız lazım. Çünkü yani, start fonksiyonu ya da stop durdurma fonksiyonu bir emniyet fonksiyonu gibi değil aslında. Biraz daha prosesvari yapılar gibi. 13.849'a 1'i referans alırsak burada aslında bir emniyet butoncuğu olarak tanımlanabilecek olan şey bir reset butonu.
yalnızca. Acil durdurma butonu, kapıya niyetler. Evet, bunlar emniyet ekipmanı zaten. Ama bir buton var mefhumundan bahsediyorsak buna yalnızca reset butonuna dahil edebiliriz. 60.947-5-1 de dediği gibi bu butoncuğun kontak yapısında belki de bakılması gereken parametrelerden biri olacaktır. Teşekkürler. Bir soru daha var. Omron Safety kapı switch'i kullanıldığında D40Z, D40A serisinden bahsediliyor. Kısa devre algılamasını nasıl yapıyor? Yani şöyle az önce size gösterdiğim fault masking, volt free contact dediğimiz normal kontak yapısı olan ürünlerde meydana geliyor. Eğer ürünlerin OSS'de çıkışlı kapı switch'i kullanıyorsanız bu fault masking'i yaşamıyorsunuz zaten. Aynı şekilde bizim ürün de kendisinde bir hata olduğunda, maskelediğinde bunu size algılayıp şey yapacağını, ortaya çıkaracağını ve sistemi durduracağını garanti ediyor kendi teknolojisiyle. Ben küçük bir şey daha ilave edeyim orada. Tabii. Şimdi normalde piyasada kullanılan switchler daha çok read kontaklı switchler veya coded kontaklı switchler oluyor. O coded kontaklı switchler ve read kontaklı switchler daha çok elektromanyetik alana göre çalışmalar yapılabiliyor. Karşısına bir elektromanyetik çalışma geldiği zaman kendini kapatabiliyor en üst noktalarında. D40A ve D40Z sistemlerinde bunun kendi içerisinde bir entegre yapısı var aslında. Sadece kontak yapısı yok, bir entegre yapısı var. Bu entegre yapısından dolayı bu çıkışlarını garanti edebiliyor. Yani şey gibi düşün, bir tanesi kontak yapısı, bir tanesi ışık perdesinin kendi içerisinde nasıl bir entegre var? Çıkışlarını kendi üretiyor ve karşılığı geldikten sonra ona göre çalışmayı sizlere garanti edebiliyor. Biraz daha farklı teknoloji, devre teknolojisi düşünebilirsiniz. Teşekkürler. Bu arada teşekkür ederiz. Yoğun bir ilgi var. Sorular gelmeye devam ediyor. Çok fazla uzatıp zaman azalmak istemiyoruz. Bugün katılım gerçekten iyiydi. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var. Uzaktan makine emniyet eğitimi verebiliyor musunuz? Diye bir soru sorulmuş. Verebiliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz salgın döneminden dolayı bu tarz etkinlikleriniz var. Size özel içerikler oluşturup size özel eğitimler düzenleyebiliyoruz. Bunun için yine safety.tr@eu.omron.com'a mail atabilirsiniz. Bir soru daha var. Bunu da Mecnun Bey'e soralım. Ali Bey'e de sorduk. Dolaştırıyoruz. Ali Demirkan bir sorusu var Mecnun Bey. Büyük güçlü kontaktörlerin bobin akımı fazla olduğunda safety PLC çıkışıyla direkt sürülemiyorsa nasıl bir çözüm bulabiliriz şeklinde soru gelmiş. Şimdi buradaki konularda biz de çok fazla bunun uygulamasını yapabiliyoruz. İşte bir 300 kW'lık motor durdurmak istiyorlar. İşte 300 kW'lık bir motor için çok yüksek güçte bir kontaktörü kesmeniz gerekiyor A1 ucunu. Şimdi böyle bir noktada genelde iki tane kontaktör kullanmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz 300 kW'lık motor için. İki tane de A1 ucu için bizim kendi PLC çıkışlarımızda işte 0.5 amperlik veya 2 amperlik olabiliyor. Eğer bunlar yeterli değilse araya bir safety röle koyuyoruz. İşte 6 amperlik safety röleler var ya da başka bir kontaktör kullanabiliyorsunuz. Bu kontaktörlerin de sizler tarafından mirror kontaklı ya da mechanical linked kontaklı özelliğe sahip olması gerekiyor. Sonrasında feedback alırken sadece büyük kontaktörlerden almıyorsunuz feedbackleri. 4 tanesinin üzerinden geçiriyorsunuz. Yani küçük bir K1 kontağı düşünün, büyük bir K3 kontağı düşünün, küçük bir K2 kontağı düşünün, büyük bir K4 kontağı düşünün. Siz feedback alırken de 4'ünden seri olarak normalde kapalılarını geçirip sisteme almanız gerekiyor. Burada sadece emniyet röllerine şuna bakmanız gerekebiliyor bazen. Bu kontaktör açma kapama noktalarında eğer feedback belli bir zaman geç gelebiliyor ise buradaki feedback zamanından dolayı hataya geçme durumları olabiliyor. Onları bir incelemeniz gerekiyor. Eğer zamanda sıkıntı yoksa bunu kullanabilirsiniz. PLC tarafında da feedbacklerde bu zamanı biraz daha genişletebilirsiniz. 100 milisaniye, 150 milisaniye, 200 milisaniye eğer bir risk teşkil etmiyor ise. Sanırım bir cevap olabildik. Bir soru daha soralım Mecnun Bey. Bir emniyet rölesinin çıkışına maksimum kaç adet AC sürücü kullanılabilir? Biraz genel bir soru olmuş ama.
Yani normal bir emniyet rolesine geldi. Emniyet rolelerinin üzerlerinde şöyle bir durumlar var. Genel 6 amperlik işte 13, 14, 23, 24, 33, 34 işte artık 3N, O1N, CM2N, O bir emniyet rolesi mi? Ona bakılıyor. Kendi üzerlerinde genelde 6 amperlik bir amperaja bakılırlar. Maksimumda da 8 ampere kadar çıkabiliyorlar. Ama onların da kullanımı kendi içerisindeki MTTF değerlerini değiştiriyor. 6 amperde düşürdüğünüz zaman AC kanadındaki sürücülerin çekmiş olduğu kontaktör yapılarına bakmak gerekebiliyor. Yani şöyle düşünün, eğer bir kontaktör 500 mA çekiyorsa 6 amperlikte toplamda 11-12 tane kontaktörü çektirebilirsiniz. Ya da onların öncesine işte küçük röleler kullanıp çok çok daha fazla çektirip işte diagnostic coverage ve zaman farkına da bakabilirsiniz. Yani bu tamamıyla mimari ve projelendirmeye göre değişebiliyor. Risk değerlendirmesine bağlı diyebilir miyiz? Yani risk değerlendirmesine bağlı, artı elektriksel parametrelere bağlı. Elektriksel evet. Parametreler burada biraz daha devreye girecek evet. Çalışmalarda. Mesela bizlerde direkt invertör kesimlerinde şöyle bir şey olabiliyordu. Bir işte emniyet pardon bir emniyet piyasası üzerinden kaç tane işte invertör durdurabiliriz? Bizim invertörlerde işte giriş akımları 100 mA yetebiliyordu OSS'de girişler için, safety torque off'larda. Onlarda 5 tane bağlayabiliyoruz. Belki durumlara göre daha fazla da arttırabiliyorsunuz. Tamamdır. Yavaştan kapatıyoruz. Eklemek bir şey eklemek isteyen bir şey var mı aramızda? Öğleden sonra bir tane daha vardı webinarım galiba. Saat 3'te yine aynısını aynı şekilde yapacağız. İkiye bölmüştük. Orada da katılmak isteyenler olabilir. Bilmiyorum. Aynı canlı yapacağız. Aynısını yapacağız. Şey olmasın aynı, yani. Bunun kaydını yayınlayacağız gibi düşünülmesin. Evet arkadaşlar. Bir şey eklemek isteyen var mı aranızda? Ben sadece son bir soru gördüm. Onu da isterseniz konuşmuş olalım. Çünkü çok soru var. Yani o kadar fazla soru var ki onu okuyayım ben. Emniyet tarayıcı koruma mesafesi ne kadardır? Soruyu soran da Mevlüt Ergen. Mevlüt Bey, güzel bir soru. Lakin bunun aslında şu kadar olacak gibi bir cevabı yok maalesef. Çünkü konu yine bir standarda, NIS 13.855 ismindeki bir standarda dayanıyor. Işık perdeleri, alan tarayıcıları, efendime söyleyeyim diğer optik ekipmanlar bir ESPE başlığı altında bu standartta hesaplanıyorlar. Alan tarayıcı, ya konu aslında tamamen kullandığınız ürünün çözünürlüğüyle alakalı. Yani parmak koruma, el koruma, vücut koruma gibi koruma tiplerindeki bu ışık perdeleri, alan tarayıcıların hesaplanmaları bir çözünürlük mefhumu çok kıymetli. İkincisi de gerçek manada makinenizin duruş performansı. Bir formülizasyon var. Dilerseniz özelden yazabilirsiniz. Sorun konuşuruz aramızda. Lakin bunu hiçbir zaman böyle sohbet ederek bilemiyor olabiliriz. Çünkü makinenin gerçek duruş performansını biz de bir hizmet olarak, özel olarak ölçüyoruz. Yani direkt sahada makineye bir duruş emri yayınlayıp bunu ne kadar sürede durduğunu hassas ekipmanlarımızı ölçüyoruz. Ve bu süreyi bildikten sonra artık gerekli mesafenin ne kadar olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla bir ölçüme ihtiyaç olabilir. İletişimde kalalım. Teşekkürler. Eylem Bey siz kapatın isterseniz. Başladık. Evet, oldukça güzel bir etkinlik oldu. Açıkçası böyle bir şey bekliyordum ama bu soru cevap kısmındaki talep yoğunluğu beni şaşırttı. Hatırlarsınız geçen yıl biz yine 3 kişi Erhan Bey, Mecnun Bey ve ben bir tane makine emniyeti günü yapmıştık orada. O kadar da yoğun bir soru bombardımanı olmamıştı ama bu sefer çok güzeldi. Çok kaliteli sorular da geldi. Kıymetli feedbacklerimle de sizleri bilgilendirdiğimizi düşünüyoruz. Evet, bugünün ilk session'ın sonuna geldik. Öğleden önceki kısmı tamamladık. Öğleden sonra dediğim gibi yine biz 5 kişi canlı kanlı aynı sunumu üzerinden bir daha geçeceğiz. Yani bu bölüme katılıp da tam kaçırdım diyenler, işte tam katılım göstermedim, odaklanamadım diyenler olursa da gelebilir. Beğendiyseniz arkadaşlarınıza da forwardlayabilirsiniz. Katılım ne kadar çok artarsa biz de o kadar mutlu oluruz. Çünkü işin özünde insan sağlığına ve iş emniyetine dair konuşuyoruz. Özünde ülkemize faydalı konular. Evet, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler.